Demek sen, şantajı yapan sendin. Aslında benim böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok. Bana kalsa ben oğlumu alayım, basayım gideyim. Ama Yaman sana bir ders vermek istedi. Ne saçmalıyorsun sen? Ne dersi? Yılbaşı gecesi Yaman'la Rüya'nın üzerinde arabayı süren, onları bile isteye öldürmeye çabalayan senin oğlun Alaz'mış. Yaman her şeyi görmüş. Bir de Yaman hastanede senin Alaz'la konuşmanı duymuş. Her şeyi biliyor yani. Delilleri karartmaya çabaladığını, Yaman'ı zerre kadar bile umursamadığını. Her şeyi biliyor. Alaz. Doğru mu bu? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Elinizde polise verilecek tek bir delil bile yok. Doğru. Yok. Ama zaten ortada polislik bir mesele de yok. Yani olsa haklısın. Ama Yaman daha farklı çözmek istiyor durumu. Nasıl çözmek istedi acaba? Kimse ona inanmaz ki. Ben varken ona kimse inanmaz. Sen gerçekten Yaman'dan bu kadar nefret ediyor musun ya? Evet. Nefret ediyorum, evet. Çünkü o senin oğlun. Benim değil. Benim oğlum dururken Yaman'a ne oluyor? Benim aslan gibi Alaz'ım varken Yaman kim oluyor? Kim oluyor, ben sana söyleyeyim mi? Senin oluyor. Bana ne lan senin den? Bak şuradaki kameraya bak. Bütün söylediklerini bir kere daha söyle, oraya dur. Çünkü bütün ailen seni izliyor. Thank you.
ya da hiçbir şey söyleme. Neyse anla. Vedalaş onlarla. Çünkü az önce bütün aileni kaybettin. Hepsini. Bence. Senin bu hayattaki en büyük şanssızlığın böyle bir adamın oğlu olmak. Bense aslan yürekli bir adamın oğluyum. İşte senle benim aramdaki fark bu. Senden bana kardeş olmaz Alas. Sen kimseye aşık da olamazsın. Çünkü sen sevmek nedir bilmiyorsun. Bu yüzden sen bu hayatta kaybetmeye hep mahkum olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.